da diyordum. Mesela Haydut'u da hiç konuşmadık. Nasıl mesela buralara kaldı? Abi yine. Bir hafta geçince neler neler değişiyor. Beyin ormanlara falan gidiyoruz ya. Gittik gerçekten. Yani bir de Tigreal geldi son tercih olarak. Bakalım yani nasıl bir karşılaşma? Siz beşlilere baktığınızda ne düşünüyorsun Murat? Abi sol tarafta Adi Hasar yok. Doğru düzgün. Evet. Arka tarafta da Deception. Asmo'yu buradaki pozisyona sokmayacak. Rahat bir kaplumbağa olacak gibi gözüküyor Kutsi. Görüşü verdi. Asmo içeri harika girdi. Boş girecek araya. Çalabilecek mi? Hayır. Seriti almayı başardı. Haylos arkadan uçsini seklerken Kutsi arada kalıyor. Aurora dondurdu ve ilk kan döküldü. Asmo burada son saniye hayatta kalıyor diyecektim ama Zaskult ile beraber kovalamak istediler orada. Skor gelmedi. Exception. Doğru ilerlemiyor. Yandan da kaplumbağa hamle yapacakken Kutsi burada ultisini attı. Bane bozuyor. Faramis ultisiyle beraber desteklerken Aurora dondurmayı başardı. Teriza burada ilk skor alıyor. Zeyk'ten yanıp geldi. Helkurt'un hasarı inanılmaz. Zeskik'te ikisini attı. Moshi geri doğru çıkmaya çalışıyor. Chapo ile beraber Aya'ya peşinde. Moshi buradan ölmeden çıkmayı başardı ama. O bölgeye doğru gelirken alt taraftan Asmo'nun gittiğini görüyoruz. 3 ve 2 pozisyon hatta 4 ve 3 ödenecek. Yan taraftan Bane ve Faramis'in de geldiğini söylemek lazım. Burada savaşma ihtimali yok Papara Supremacy'nin. O yüzden ikinci kaplumbağayı da verdiler ve altın farkı tekrar eşitlendi. Ya en azından boş durmadı. Oraya doğru hemen yöneldiler. Aylos gelecek. Chapo içeri doğru devam etti. Moji'yi kovalamak istiyorlar ultiyle beraber. Çok rahat bir tane skor olabilir ama Moji bir miktar tabii yeteneklerle beraber tanklaşıyor demiştik. O tanklık onu hayatta tuttu ama takım arkadaşının ultisinin içinde kalamadı. Kutsi After Dark'la beraber sersemleyecek burada. İki kişilik bir susturma. 2-2 bir anda Beşiktaş Esports'a giderken kaplumbağa zaten bedavaya gelmiş olacak. Hem skorlar geldi. Evet belki bir kule kaybedildi ama kaplumbağa ile beraber bu farkın bir önemi bence kalmadı. Kesinlikle öyle. 5'e 3'e getirdiler skor durumunu. Bir de üstüne kaplumbağa alacak Senici. Yani aldıkları kahramanlarla birlikte şu ana kadar iyi işler çıkarmayı başardı Beşiktaş. Daha kıymetli kule alındı. Hemen Lord'a doğru dönülecek. Burada baskı verilmemesi lazım. Moji Lord'u kendi taraflarına çekmek istiyordu. Aya'ya Aspo'nun gelişiyle beraber sıkıntılı bir yerde. Exception. Burada tekrar sersemletmesini bırakıyor. 20K'ya kadar indi. Yalnız gitmek istiyorlar mı? İçeriye doğru çekti. Aspo çekilmesi gereken ilk hedef değildi. Zask ulti hasar vermeye devam edebilir bu noktada. Lord'un canına bakıyorum. 1800 Moji! Bir sersemletme Moji'nin üzerinde. Ve burada ilk Lord bir şekilde Papara Supremacy'ye gidiyor. Beşiktaş o konumda daha mutluydu. Kesinlikle Moji bir yandan da torucu güçlendirme almaya çalışıyordu. Aya'ya düşünebilecek mi? Son bir yeterli! Bir şekilde Papara Supremacy'ye gidiyor Beşiktaş. O konumda daha mutluydu. Kesinlikle Moji bir yandan da torucu güçlendirme almaya çalışıyordu. Aya'ya düşünebilecek mi? Son bir yeterli! Dedi ki nereye gidiyorsun? Bir güçlendirme için neler yapıyorsun dedi ve ne gerek bitirdi. Var? Abi ne gerek var yani? Lord'u almışsın çık git. Lord'u almayı bozmak zorunda kalıyorlar. Chapo düştü, Exception düştü. After Dark Lord'a boşlangıç yaptı. Mojde da geliyor hemen. Serici burada düşünebilirler mi? Yanında bir tane ile beraber Aya'ya da var. Dondurmalarına dikkat etmeleri lazım. Lord'un canı gittikçe azalıyor. Dondurmaya çalıştılar Mojde. Burada boşladı Serici. Lord'u almayı başarıyor. Bir de üstüne Mojde'yi de düşürdü. Aynen öyle. Shayo hemen burada kuleye doğru gidiyor. Üst kulesini. Kaldı. Lord'un canını deli gibi indirmeye devam ediyorlar. Abi yani burada bu kadar heyecan yapmaya gerek yoktu. Aylos döndükten sonra zaten tutacağı belliydi. 27 bine kadar şu anda Lord'un canı inmiş durumda. Moji bayağı canat, bir sıkıntı duruyor ama Lord'a mı düşecek acaba? Hemen bir tane kalkan geldi orada içeriye doğru. Chapo'dan bir hamle var. Moji kaçırmıyor hata yapmadı bu pozisyonda. Chapo kovalamaya devam edecek. Minyon alıyor hani bekliyor. Amaç doğru yapmak değil geliyor. Baze doğru geliyor. Oyun biter. Oyun biter. Nasıl Zenith'i gözden kaçırdı be? Papara Supremacy. Beşiktaş'ın kabuslarına girecek oyun sonunu öyle bir getirdi ki belliydi hocam. Adeta yıldırım gibi bitti oyun. Belliydi ya, belliydi hocam, belliydi.